Merhaba, bugün telefonunuzda Google Play açılmıyorsa telefonunuzun markası fark etmeksizin bunun çözüm yöntemlerini göstereceğiz. Öncelikle ilk yöntem olarak Google Play'in kendisini bulup ayarlara girmeliyiz. Şimdi Google Play burada. Bunu uygulama bilgileri diye sürüklüyoruz. Eğer size bu özellik yoksa ayarlar, uygulamalar kısmında Google Play olarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Burada önce Google Play'in ön belleğini ardından da verilerini temizlemelisiniz. Bu arada internette en sık karşılaştığım sorunlardan biri de insanların yorumlarda verileri sildiğimiz zaman uygulamanın verileri, daha doğrusu telefonun verileri. Yani telefonumuzdaki fotoğraflar, kişiler, herhangi bir bilgiler silinir mi olmuş? Google Play'in verilerini silmeniz telefonunuzu değil, sadece Google Play'e etkileyecektir. Yani bu da Google Play'in kendini tekrar güncelleyeceği anlamına geliyor. Bu yüzden bunu kafanıza takmanıza gerek yok. Bu işlemi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra Google Play açılmıyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntemimiz yine aynı sayfada güncellemeleri kaldırmak. Google Play'in güncellemelerini kaldırdığınızdan sonra açılması gerekli. Ya açılması dediğimiz Google Play'i ilk açtığınızda tekrar kendi bir güncelleme yapacaktır. Eğer açılmıyorsa geri dönüp farklı bir yöntem daha deneyelim. Bu sefer kullanmanız gereken uygulama Google Play hizmetleri. Google Play hizmetleri ayarlarda bulabileceğimiz bu uygulama. Google Play ile beraber çalışıyor. Aynı şekilde onu da uygulamalar kısmından bulup sıfırlamamız yani güncellemelerini kaldırmamız gerekli. Şimdi buradan Google Play hizmetlerini arıyoruz. Gördüğünüz gibi bu uygulama. Buraya geldikten sonra önce bu uygulamanın önberliğini silip sonra da devre dışı bırakıp sonra güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Eğer devre dışı bırakmazsanız güncellemeleri kaldır seçeneği aktif olmayacaktır. Bunu da yaptığınız halde Google Play çalışmıyorsa tabi devre dışı bıraktıktan sonra tekrar aktif etmeyi unutmayın. Bu sefer indirme yöneticisine gitmemiz lazım. İndirme yöneticisi de bu kısımda. Buradan indirme yöneticisine aynı işlemleri uygulayacağız. Ancak bazı telefonlarda indirme yöneticisi uygulaması yok. Bu yoksa bir diğer aşamayı deneyebilirsiniz. Eğer varsa ayarlardan bulup kontrol edebilirsiniz. Bizde şu an yok. Aynı şekilde ona da girip devre dışı bırakmak gerekmekte. Bu işlemlere rağmen hala telefonunuzda Google Play çalışmıyorsa Hesaplar kısmına gelip hesaplar kişisel bölümünde bulunur. Buradan hesabınızı Google hesabınızı kaldırıp tekrar eklemeyi deneyebilirsiniz. Bunu da yaptığınız halde yine çalışmadıysa Google Play uygulamalarda bularak sürümüne bakabilir. Yani sürümünü kontrol edebilir. Sürüm gördüğünüz gibi adın yanında bulunuyor. Bu sürümden farklı bir sürümü internetten apk olarak indirebilirsiniz. Videonun açıklamasında APK linklerini vereceğiz. Up to down sitesinden indirmenizi tavsiye ederim. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman APK kurulumunu bilmiyorsanız sağ üstteki karttan APK kurulumunun nasıl yapıldığı ile ilgili videolara da ulaşabilirsiniz. O videolar da bizim videolarımız. Bu APK'yı kurarken size diyecek Google Play güncellemesini kabul ediyor musunuz? Aynı uygulamanın yeni bir güncel sürümü. Bunu da şu yüzden tavsiye ediyoruz. Belki sorun e, e, Google Play sürümünde olabilir. Google Play sürümünü güncellediğiniz zaman sorun çözülebilir. Ancak bu da işinize yaramadıysa Google forumları üzerinden yardımlara bakabilirsiniz. Tabi genelde Türkçe değiller bu yüzden sorun çıkarabilir. Eğer orada da çözüm bulamadıysanız yapmanız gereken son şey telefonunuzu sıfırlamaktır. Sıfırladığınız halde çalışmaması diye bir şey yok. Sıfırladığınız zaman illaki çalışacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda yaptığınız işlemlerin sonuçlarını yazarak diğer kullanıcıların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.